Hoş geldiniz Sayın Koçak programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, dilerseniz önce izleyicilerimize Türkmenler hakkında bilgi verelim. Irak'ta sayı olarak kaç Türkmen yaşıyor ve bunlardan kaçı yerlerinden oldu tahminen? Şimdi Türkmen, açıkçası Irak'ta nüfus durumu tam bir kargaşa. Şiiler kendilerini %65 söylüyorlar. Sünniler %30 olarak söylüyorlar. Kürtler ise %18, %20 olarak kendilerini belirtiyorlar. Bu rakamlara bakarsanız toplam nüfus, bunların hepsini toplarsanız %115, %120'ye tekabül ediyor. Burada tabii Türkmenler hariç. Dolayısıyla bu nüfus tamamen abartılmış. Herkes kendine göre bir nüfus ortaya koymaktadır. Ancak 1957'den bu yana Irak'ta doğru düzgün bir nüfus sayımı yapılmamıştır. Şimdi 1957'ye dönersek, o nüfus sayımını baz alırsak, o tarihlerde sayıma göre Türkmen nüfusu yaklaşık Irak'ın toplam nüfusunun %10'una tekabül ediyordu. Ve Kürt nüfusu ise de %12'ye tekabül ediyordu. Diğer kalanı da Araplardan oluşuyordu ve diğer Hristiyan gruplardan oluşuyordu. Dolayısıyla şimdi şimdiki nüfusa bakarsak, yaklaşık Irak'ın nüfusu yaklaşık olarak 35 milyon civarında sayarsak, Irak'taki Türkmen nüfusu yaklaşık 3 milyon civarında olması gerekiyor. Ancak nedense dünya basını ve Irak'taki diğer etnik gruplar Türkmen sayısını tamamen yok saymaya ve çok çok az saymaya çalışıyorlar. Bunun da tabii kaç sebebi olabilir. Birisi, ya o zaman bu insanlar ya çoğalmadı, ya göç ettirildi ya da öldürüldüler. Bunların hiçbirisi de tabii çoğalmamaları mümkün değildir. Diğer konular da tabii insanlık dışı bir durumdur. Onun da hesabı sorulması lazım, eğer böyle bir durum var ise. Veya tabii bunları, Türkmenleri yok saymaya çalışıyorlar. Yani şu andaki Türkmen nüfusu 1957'ye bakarsak 3 milyon civarında olması gerekiyor. Son zamanlarda IŞİD özellikle Ömerli'de Türkmenleri birkaç ay kuşatta, abluka altında tuttu ve sonradan Amerika'nın havadan yaptığı müdahale sayesinde bu kuşatma kırıldı ve Türkmenlerin bir bölümünün Kerkük'e götürülmesi sağlandı. Haber alabiliyor musunuz? Yakınlarınız var mı ve oradaki durum ne şu anda? Yani nasıl şartlarda yaşıyor Türkmenler? Tabii bu haber alıyoruz. Oradaki arkadaşlar, bildiğimiz insanlarla görüşmeler yapıyoruz. Bir de gazetelerden de okuduğumuz oluyor. Şimdi şunu dikkat ederseniz, Irak'ta bu konuyu özellikle söylemek istiyorum. Tek direnebilen grup veya insanlar oradaki insanlar oldu. 80 gün bu insanlar kuşatıldı ve aç, suları kesildi, elektriği yoktu, çocuklar yemek alamadı ve 80 gün kuşatılmalarına rağmen IŞİD militanlarını sokmadılar. Burada bildiğiniz gibi Maliki'nin ordusu Musul'da dayanamadı IŞİD'e karşı, kaçtılar. Sincar bölgesinde peşmergeler aynı şekilde bu IŞİD'in militanlarına karşı dayanamadı ve kaçtılar. Tek direnen grup bu Türkmenler oldu. Emirli'deki Türkmenler oldu. Dolayısıyla bu Türkmenler kendilerini savunmada yeterli olduklarını ispat etmişlerdir. Ancak bunların tabii ister Amerika'dan ister Türkiye'den bir siyasi ve askeri desteğe ihtiyaçları var. Bunların kimseye ordu olarak veya başka grupların bunlara gelip bunları koruması değil, ama bunların kendileri korumaları için bazı, nasıl Amerika Irak'taki Maliki grubuna askeri veya eğitim açısından yardım etti, nasıl peşmergelere yardım ettiyse, Türkmenlerin de isteği orada kendi ordularını kursunlar, kendi kendilerini savunsunlar. Yani kimsenin gelip onları savunmak değil, kendilerini. Zaten de bunu ispatladılar Amerika'da. Tabii bu kuşatma Amerika'nın havadan vurması neticesinde bu kuşatma açıldı ve oradaki insanlar da tabii rahatladı. Oradan kendileri göç etmiş olan insanlar geri döndüler. Şu anda da geri dönme devam ediyor bildiğim kadarıyla. Evet. Sayın Koçak, şimdiye kadar, yani Saddam yönetimi dahil Maliki döneminde de Türkmenler nasıl baskılara maruz kaldılar ya da baskıya maruz kaldılar mı? Bu konu çok geniş bir konu. Yani bir kısa bir şeye sığdırmak çok zor. Ancak şu kısa ifadelerle, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkmenler
Osmanlı'dan ayrı kaldıktan sonra devamlı baskıya maruz kalmışlardır. Devamlı eritme politikası ve yok etmeye maruz kalmışlardır. Tabii bu 90 yıldır bu şekilde devam ediyor. En fazla baskıyı tabii, en fazla yok etme olayı, asimilasyon olayı Saddam döneminde başlamıştır. Türkmenlerin yurtları ellerinden alınmıştır. Örneğin Kerkük en önemli Türkmen şehridir ve orası Saddam zamanında Araplaştırılmaya çalıştırılmıştır. Ve ondan sonra diğer bölgelerde aynı şekilde dilleri yasaklanmıştır. Çeşitli baskılar ve 1959'da örneğin en büyük, dünyadaki belki en kötü katliamlardan birini yaşamıştır Türkmenler. Türkmenlerin ümidi 2003 yılında Amerika'nın Irak'a girmesiyle daha bir huzura kavuşacaklarını, daha bir rahat, refah içerisinde olacaklarını ümit ediyorlardı. Ancak malum o tarihten itibaren değişik gruplar olsun, değişik etnik insanlar Irak'taki, oradaki Türkmenlerin yaşadığı bölgelerde devamlı oraya ele geçirmeye çalıştılar. Bu süre içerisinde en fazla zararı Türkmenler görmüştür. Türkmenler orada kaçırılmıştır. Türkmen bölgelerinde bombalar devamlı patlamıştır. Ve Türkmen'in yaşadığı bölgeleri devamlı ele geçirmeye çalışıyorlar. Türkmenler açıkçası Irak'tan kaçırmaya çalışıyorlar veya yok etmeye çalışıyorlar. Niye diyeceksiniz? Çünkü oradaki Türkmenlerin yaşadığı bölgeler, özellikle mesela Kerkük, Musul'daki bölgeler en zengin bölgeler ve bazıları da çok stratejik. Mesela Suriye ile Irak arasındaki bölgeler, onlar stratejik bölgeler ve zengin bölgeler. Dolayısıyla oradaki Türkmen varlığını istemiyorlar. Türkmenlere yönelik bu olumsuz tutumun sadece bir mezhep farklılığından kaynaklanan bir konu olmadığını görüyoruz. Yani bölgenin, yaşadıkları bölgelerin daha zengin bölgeler olması, daha stratejik bölgeler olması da bir konu. Yani etnik ve mezhepsel bir ayrılık değil sadece anladığım kadarıyla. Tabii aslında bu Sünni Şii olayı, bu da bu yok etme politikasının bir parçasıdır. Türkmenlerin tabii ki bir kısmı Şii'dir, bir kısmı Sünni olabilir. Ancak Türkmenler arasında böyle Sünni Şii ayrımı hiçbir zaman olmadı. Ve bu ayrımı ortaya atmak, bu oradaki Türkmenleri daha fazla parçalamak amacıyla yapıldığını da söyleyebilirim. Tabii ki Türkmen aydınlarının hemen hemen çoğu bu konunun farkındalar. Böyle bir şeyin olmadığını hepsi dile getiriyor. Yani Türkmenler arasında Sünni Şii ayrımı yoktur ve olmayacaktır. Tabii biliyorsunuz halk arasında bazen öyle şeyler girince de bazı insanlar arasında öyle bir şeyler çıkabilir ortaya. Ama genel olarak Türkmenlerin sıkıntısı Türkmen olmaktır. Sünni Şii meselesi değildir. Evet. Peki Amerika'dan beklentileriniz neler? Yani hava saldırıları yapılıyor şimdi IŞİD'i durdurmak için. Ama sizce bu yeterli mi? Bir de başka beklentileriniz var mı? Kongre ile örneğin ya da yönetimle temaslarınız oluyor mu bu konuda? Tabii şimdi biz görüşmelerimiz oluyor ve kendilerine de söylediğimiz, şimdi Amerika insanlık açısından herkese eşit olarak yaklaşmasını ümit ediyoruz. Sonuçta bir orada nasıl bir Yezidi'ye destek oluyorsa, nasıl bir Şii'ye destek oluyorsa, nasıl bir Kürt'e destek oluyorsa aynı eşitlik mesafesinde Türkmenlere de destek olması lazım. Ve belki tekrarlıyorum, farkındaysanız en iyi direnen bu olaylarda IŞİD'e karşı Türkmenler olmuştur. Ve Türkmenler tarih boyunca bakarsanız hiçbir zaman baş kaldıran toplum olmamıştır. Terör yaratmamışlardır ülkelerinde. Ama aynı zamanda da sadık ve en son olayda da gördüğümüz direnen, savaşan insanlar olmuştur. Dolayısıyla bu insanlara yanaşıp bu insanlarla işbirliği yapmak hem Türkiye için hem Amerika için bence hayırlıdır, daha faydalı olur. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Koçak verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.